E şimdi hocam şöyle bir şey de var. Ee, Enes, belki de yani bu maçlar artık turnuvadan önceki sondan bir önceki hazırlık dönemi. Evet, hocam, tamam o, Semih o zaman Semih'le bunu Semih'le bunu denemen gerekiyor. Hocam gerekir. zaten mevzu şu. Semih'i dışarıda bırakmasının sebebi muhtemelen Avrupa Şampiyonası kadrosunda düşünmüyor oluşu. Ben böyle algıladım Semih'in dışarıda. Hayır öyle düşünmüyor. Ben onun öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Semih çünkü bu formuyla beraber lig sonuna kadar gol atar. Enes İngiltere'de, Mortmund'da... Oyuna yeni yeni sonradan girmeye başladı. Bir, Bir senedir sakatlığı geçiriz. var. Onu sen alıp banka oynatabiliyorsun. o Ben Montella'ya saygı duyuyorum. Bu arada her, o hazırlık maçı yani. Her ya, görüşüne saygı duyuyorum. Ama birinci orada oynatması gereken adam şu form grafiğine bakarsan Semih. Şimdi 2005 doğumlu Arda'yı alıyorsun. <laughs> 2005 doğumlu Can'ı alıyorsun. Sonradan oyuna sokuyorsun. E sen Semih'i o zaman... İlk şans vermen gereken Semih. Ha ya da bizi da ikna, ikna et doğrusu. ne düşünüyorsun? Hayır hayır değil. Hayır hayır hocam Hocanın neden aldın? Tercihi Neden var? gönderdin? Bizi ikna et buna yani. Şöyle ben Montella'ya fazla şey yapmıyorum Ben ama de ben de çok beğeniyorum kendisini yanlış anlaşılmasın. E, bu kadar başarılı gitmiş bir adam ben eleştirmem zaten. Abi benim fikrimi diyorum ki yani yanında bulunan arkadaşlar da bu konuda biraz yardımcı olabilir Montella'ya. Ya Semih burada şu anda mevcut santroforlar içerisinde. Mesela oynayan Enes sonradan oyuna giren Can dahil. Bu santroforların hepsinden önde daha formda daha çok Şüphesiz. gol atıyor. Şüphesiz. Şüphesiz Semih'le başta. Ha, Ümit Milli Takımı'nın santroforu mu yok ya? Üç tane santrofor. Bertu var. Enis var. Destan var. Erencan yardımcı var. Daha ne yani? Ya ben sana Ümit Milli takımını dün sen anlattın. Mı? Yok. Heh, şey, ben Ömer, Ömer, Şimdi bak. Yedek kulübesinden gelecek oyunculara baksana ya. Kimler var ya? Bizim Ümit Milli Takımı da çok iyi bir takım. Biz mesela diyoruz ya. Bazı arkadaşlar diyor ki sol bek sorunu var. Yok. Yasin, Ferdi ya Ferdi olmasa Yasin orada oynadı. E şimdi Mert Müldür girindi, fena oynamadı. E şimdi Ravil diye bir oyuncu var orada, o var. Yasin Açık ara bu seneden beri Kasımpaşa'da hem sol hem stoperde çok başarılı değil mi Serkan? Aynen çok beğeniyorum. E şimdi Ahmet Can var. Trabzon'dan şeye giden, Ayaksa, Ayaks Ayaks. giden. E son maçlarda hepsinde Ajax gibi takımda oynuyor. Orada bir sıkıntı yok. Onu bile sol bekte kullanabiliriz. şimdi mesela Ahmet Can'ı ben Ayaks'ın çok önemli sınavlarında izledim, büyülendim. Ama bakıyorum ilk takım stoperi Samet. Samet'i bir yani bunlar bilmediğimiz oyuncular değil ki hocam. Ben mesela Hayır, hayır ben Ahmet Can Samet'i kesin demiyorum. Başka stoperlerimiz de var. Ama sen stoperde Samet'i en uçta Enes'i oynatıyorsan e, ben bunu garipserim yani, ya. Yani. Bundan o, normal bir şey bravo. yok. Bravo. Tebrik Hocam, ediyorum. Ya. Biz yani... Semih, ben olsam yani benim fikrim. Ben Semih'i oynatırım. Hı, hı. Ümit Milli Takım'a falan da yollamam. Yollayacaksam orada ben Can'ı yollarım. Benim Ahmet canı. o. Ha canı. canı. Ee, forvet canı. Forvet canı. canı bir şey demiyorum ben. Ha, yani ben yani artık yani... bir şey daha bir şey söyleyeyim. Yanlış Can, can mı? Çok ekstra bir oyuncu. Ben onu... Evet evet çok o da çok bir, bir oyuncu. Bana mı söylüyorsun ya? Ben Doğru, milli takımda oluyorsun. beraber çalıştığım oyuncu benim... <laughs> yani ben orada sorumluyken... Ben onu gidip maçlarını da izledim ettim. Sorumlu hoca arkadaşlarla da konuştum. Hatta Can için şunu söyleyeyim. Can bizi yeni tercih etmedi. Can 15 yaşından beri bizim milli takımlarda oynuyor. Yani ben öyle basında öyle bir şeyler duydum. Hayır ama Buna en son adımla... A milli takım seviyesinde şe tercih etti tabii ki. Şöyle, bak, bir hep tercih bizi tercih etti. Mi? 15 yaşından beri bizim milli evet. takımlarımızda oynuyor. Evet, bizim tam tersine o... örnek vereyim mi? Ver. Ferdi Kadıoğlu. O Ferdi Kadıoğlu... 6 yaş milli takımlarında oynuyordu. Ben sana Ferdi'yi de anlatayım. Ferdi'yi gidip babasından isteyen benim. Bizde bir sene çünkü benim hemşerim babası. Hı hı. Arsinli benim hemşerim. Gittim görüştüm. Ya dedim Ferdi dedim. Biz dedim 19 yaş milli takımda oynatabilir miyiz? Ben söyledim de. Hı hı. Ya hocam dedi. Şimdi de Hollanda milli takımda oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Aynısı Orkun Kökçü. Hı hı. Onu da onun da babasını istedim. Hepsinin var bende telefonları. Hepsini istedik. Ya biz de oynatalım. Bir 19 yaşta oynatalım. Bir milli takımın havasını alsınlar. Yarın bugün dedim. Ha milli takım seviyesinde bunlar. Eğer orada bir şey olmazsa. Yani Hollanda milli takımına gitmezse de bizde oynama şansları çok yüksek. Ha ondan sonra ne oldu? 19'da oynamadılar. Ümit milli takımında bir maç, iki maç falan direkt milli takım oldular. Ya bu çocuklar da veya babalarına da sakın kimse kızmasın. Yani o yaşadıkları ortam onu el veriyor. Ama ne oldu? Hem Orkun'u, hem Ferdi'yi, hem Can'ı. Sonunda bizim milli takım. Can zaten başından beri, 15 yaşından beri bizim milli takımda oynuyor. Ha son dönemde Almanya'dan da bir ilgi Aa, Almanya'da ne oldu? Kerem Demirbay. Bak şimdi kimsenin bilmediği şey. Kerem Demirbay pasa... bak bizim konsolosluğa giderken löv telefonla arıyor, geri çeviriyor onu. Biz milli takım olarak o zaman ben de milli takımlarda genç milli takımlardaydım. A milli takımdaki bizim hocalardan arıyorlar. Konsolosluğa giderken Löv arıyor, fikrini çeliyor. Kerem Demirbay gidiyor Alman milli takımına bir maç iki maç oynuyor. İki maçı var. İki maç Çok değil mi? bak yazık oldu. Tabii, yazık oldu. Almanya Keşke... için bir kazanç olmadı bizim için kayıp oldu. Ya işte bak böyle de arkadaşlarımız var. Kerem Demirbay şimdi oynardı. Bizim milli takımda olsaydı faydası on numara olurdu. Tabii tabii bant oynar, oynar mıydı bilmiyorum şimdi ama kadroda değişmezlerden farklı oldu. Farklı bir profil. Böyle arkadaşlarımız profil var. Göre. Yurt dışında oynayan bu kardeşlerimizin de bir takım sıkıntıları var şimdi. Oldukları ülkede doğuyorlar büyüyorlar. O milli takım seni çağırdığı zaman hayır diyemiyorsun. Ama bir taraftan da yani bazı arkadaşlarımız da diyor ki ben Türk milli takımla oynayacağım diyor. Tavrını koyuyor. Bunu koyan Hakan Çanaloğlu mu mesela? Baştan beri bunu koydu. Eskiden çok var. Helal olsun. Yani bu tür arkadaşlarımız var ama bu arkadaşlarımızın sonradan gelmesi de soru. O da sevindirici bir şey. En azından çok güçlü bir milli takımımız var şu anda bizim yani. Semih'in de neden Ümit Milli Takım'a gitmeyeceğini ben açıklıyorum. Diyorum ki Bertu var. Daha önce A Takım'da oynayıp çok kritik gol imza atan. Hatay'daydı. Sarıyer'den Hatay'a gitti. Hatay'dan şimdi Fransa'ya gitti. Enes Destan var. Trabzonspor'da oynuyor. Başarılı, bir başarıdır. oyuncu. Erencan yardımcı var. Ümit Milli Takım'ın santrofora ihtiyacı yok ki. Semih Kılıçsoy ise bu formu devam ederse Enes'in, Ünal'ın bu formsuzluğu devam ederse Can'ın Almanya'daki başarısı var ama bir iki santroforla Semih Kılıçsoy bu performansından giderse ki bağıra bağıra geliyor çocuk. Yani hem santrofor oynuyor hem sol tarafta oynuyor. Kenan o da 2005 doğumlu. Bu arkadaşlarımızı zaten ben çok iyi tanıdığım için anlatıyorum. Bizim 2005 grubu inanılmaz bir gruptu. bakma Hep söylerlerdi zaten. O, dönemde. o dönem 2005 grubu çok önemli 2003 önemli 2003 şu anda ümit milli takım 2005'te karışık arada 2002'li var bir, bir iki tane 2000'ler zaten amili takımda şu anda Yunuslar falan Ozan, Ozan Kabak. Kabaklar falan bunlar hep bizim oyuncularımız o jenerasyonla da yazık oluyor ya. daha çok oyuncumuz senin bravo tebrik ediyorum 2000 ha? grubundan en fazla çalışan hoca benim Melih Gökçimen Recep bravo mi? Recep bravo bir sürü oyuncu Hangi var Recep? orada Galatasaray'ın altyapısındaydı hmm. kaptan tabii. Tabii Solay Atalay ataydı. Babacan, Atalay en çok üzüldüğümlerden. Bir evet. tanesi Atalay Babacan'dır mesela. mesela zeki bizim... bir çocuk. Ben mesela ya. Ozan Kabak için ben buralara geleceğini falan. O zaman Fatih Hoca'ydı <laughs> Ami takımda hoca. Bu 16 yaşındaydı falan Amin takıma kim ki ben Ozan Kabak'la şey yazmıştım. Atalay Babacan'ı yazmıştım. Ya bize yaz demişti kim falan diye. Ben onları yazmıştım. Ha şimdi ben Ozan Kabağ'a ilk 13 yaşındaydım. Bunları niye anlatıyorum? Bak şimdi 2000 grubunda çok iyi oyuncular var. 99 evet. grubu o kadar iyi değildi. 2000'de var. 2003 ve 2005'ler. 2003'te şu anda zaten mevcut ümit milli takımının bünyesini temsil ediyorlar. Hı hı. Şu anda Ahmet Can. Bakıyorsun. Ben sana sayayım. Bertu Elmas. Ömer Faruk. Ee, Semih Kılıçsoy. Bertu. Kaan. Kaan 2002'li. Ya 2006'lı Ravil. 2003'lü. Bunlar Eminim. bizim altın kadro bak milli takımda biz onlar altın kadroyuz. Serkan bunlar şu an çok. Hocam önemli. Taha hocam 2003'lü. Taha 2002'li olması lazım. Bir bakayım Ben onu oynattım 2002'li grup bendeydi ama 2003'lü olabilir. Oradan aldım. Ee, doğru. Ağustos 2003'müş. Ağustos 2003. Şimdi şu. O da Kılıçsoy'un yani Ümit Milli takımına gitmesine gerek yoktu. Mevcut oyuncular içerisinde bana göre Orayı hak eden şu anda tek oyuncu varsa o da Semih Kılıçdaroğlu'dur. Ha bu Montella bunu... Ben Montella'ya da kızmıyorum. Tabii Montella canım, bugüne kadar meselesi. işleri doğru yaptı. Tercih meselesi. O zaten ilerleyen haftalarda Semi bu formunu devam ettirdiği zaman... İnşallah. Ki inşallah devam etti. Ben böyle genç kardeşlerimizin oynamasını... Aslında bunları niye anlatıyorum? Bunları bizim zorunluluklardan oynattığımız oyuncular var. Şu anda bizim o 19 milli takımımız da şu anda elit turda hı hı. yarışıyor. Orada da çok oyuncularımız var bizim. Mesela Trabzonlu Poyraz diye bir oyuncu var. Trabzon Spor'da mesela Orta oynanmıyor. Orta saha olan mı hocam? Yok Santrofor. Santrofor oynaz. Ya çok iyi oynuyor. Milli takım seviyesinde inanılmaz iyi. Al Trabzon Spor. Semih'i şey, Beşiktaş oynatıyorsa Trabzon Spor'un da bu tür oyuncular oynatması lazım. Yani şu. Bu oyuncular küçük yaştan beri gelmişler. Yani zorunluluk olmadığı sürece oynanmıyordu. Yani biz hep zorunluluktan mı bu tür oyuncuları anlatacağız? Bizim Türkiye'de gerçekten altyapılarda yetişen çok önemli, yetenekli, kariyeri yapabilecek oyuncularımız var. Bunlara dikkat etmek için söyledim. Bunları seçen, büyüten de bugün federasyondan yaş haddinden ayırmaya ayırdıkları benim sevgili hoca abilerim var. Bunların başında da Güngör Kaya gelir. Bu oyuncuların hepsini 13-14 yaşında yani Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın dayısı Güngör Kaya. Bu abimiz benim 40 yıllık da arkadaşımdır. Hı hı. Bu oyuncuları bulmuştur. Takımların hocalarına hepsini test. Ya Serkan inanılmaz bir Oyuncu izleme komitesi vardı bizde yani. Evet, Güngör ben. abi'nin oyuncu seçmesi falan inanılmaz üst düzeydeydi. Bu oyuncular o dönemden geliyorlar. Yani buralara geliyorlar ve biz hep onu savunduk zaten. Diyoruz ki bizim genç oyuncu kapasitemiz, havuzumuz çok iyi. Muhteşem bir. Bunları ya. değerlendirirsek olur ki işte bu milli takım olmasının avantajı bu. Bunlar milli takımda parlıyor. Kerem. Bunlar kulüplerinde kalsaydı hiçbir şey parlamayacaktı. Bunlar buralara geliyor ve başarılı oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz ya. Şimdi bizim Ümit Milli takımımızın da geleceği çok iyi. Yedekleri İnşallah. dahi çok iyi bir kadromuz var. Amili takımıza destek buradan inanılmaz derecede olacak. Ve bu santrofor konusu, Solbek konusu da e, şampiyonaya kadar bence asla sorun etmeyeceğimiz bir konudur. Hı hı. Bunları eğer Ümit takımın oyuncularını daha dikkatli Montella ve ekibi izlerse oradan sol de ferdi olması çıkarır. Hatta ve hatta 19'da bir tane Solbek var. Berkay diye Almanya'da, e, Freiburg'da mı ne bir yerde oynuyor. İnanılmaz iyi futbolcu. Yani geleceğe milli takımı çok parlak.